Evet arkadaşlar ne yaptık? Hiç zaman kaybetmeden şimdi cemiyetlerimizin yararlı cemiyetler kısmından devam ediyoruz. Yani doğrudan bu videoyu açan arkadaşlarımız ya hocam bunun başı nerede falan demeyin. Lütfen bir önceki videomuzu kesinlikle izleyin. Şimdi ne yapalım? Yararlı cemiyetlerden devam edelim. Şimdi ama önce bir sorum var. Çok soru soruyorum ve bir haritam gelecek. Arkadaşlar sorumuz gelsin. İşgallere karşı kurulmuş olan yararlı cemiyetler. Tabii yanlış bir şekilde soru işareti koymuş buraya. Hangi şehir veya bölgelerde kurulmuş olabilir? Yani Mondros Ateşkes Antlaşması 30 Ekim 1918'de bir İtilaf Devletleri'yle bir İngiltere'yle bir Mondros Ateşkes Antlaşması imzaladık ve ülkemiz işgal edildi. Bu Ateşkes Antlaşması'ndan sonra ülkemiz işgal edildi değil mi? Bu işgallerden sonra cemiyetler kuruldu. Bu yararlı cemiyetler acaba nerede kurulmuş olabilir? Arkadaşlar baktığımız zaman bizim ülkemizde neresi işgal edilmişti bunu biliyorsanız bunun cevabını verirsiniz arkadaşlar. Ülkemizde biliyorsunuz ne diyelim? Doğu Anadolu'da mesela Ermeniler var. Trabzon'un çevresinde Pontusçu Rumlar var değil mi? Irak çevresinde biliyorsunuz İngiltere var. Adana, Antep, Maraş, Urfa ve Suriye çevresinde Fransızlar var. Artı onlara yardımcı olan Ermeniler var. Antalya, Talya, artık bunu ısrarla bilmeniz lazım. Antalya çevresini İtalya, yine Konya çevresini İtalya işgal etti. İzmir ve çevresi de biliyorsunuz İtalya'ya vaat edilmişti ama Yunanistan tarafından işgal edildi. Doğu Trakya bölgesinde de yine sevgili arkadaşlar coğrafya itibariyle yakın zaten Yunanistan'a. Burada da Yunanistan'ın işgali var. Ve en önemlilerinden bir tanesi Osmanlı Devleti'nin başkenti olan İstanbul, İtilaf Devletleri'nin fiili olarak işgali altında idi. İşte sevgili arkadaşlar, yararlı cemiyetler bu işgallere karşı kurulmuşsa bu işgal bölgelerinde kurulmuştur. Bu şehirlerde kurulmuştur mantığını yakalayalım. Evet, ben tahtamı siler iken bakalım karşımıza ne çıkacak. Evet. Tamam. Arkadaşlar birinci cemiyetimiz Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Şark vilayetleri olarak da geçiyor kaynakta. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Evet. Aklınıza Doğu gelecek ama arkadaşlar yani Doğu Anadolu, Kars, Erzurum, Ardahan, Van falan gelsin ama bu cemiyet çok dikkat edin. 2 Aralık 1918'de İstanbul'da kuruldu. Hocam şöyle çekileyim yüzümü bir görün. Hocam, 2 Aralık'ını unut. Unutacaksın zaten. Ama neyi unutma biliyor musun? Neyi unutma? Cemiyetler Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra kurulmuştur. Cümlesini unutma. Mondros 30 Ekim 1918'de bu cemiyet 2 Aralık'ta kurulmuş. 2 Aralık'ını tabii ki unutacaksın. Ama bu cemiyetler Mondros'tan sonra kurulmuştur, unutmayın. Evet, bu cemiyet İstanbul'da kurulmuş. Erzurum ve Elazığ'da şubeler açmıştır arkadaşlar. Soru şu. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kime karşı kurulmuştur? Kime karşı kurulmuş arkadaşlar? Doğu'da bağımsız bir Ermeni devleti kurmak isteyen Ermeni azınlığa karşı kurulmuştur. Onların devlet kurmasını engellemek için kurulmuştur. Evet. Ve bu cemiyet, Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Albayrak Gazetesi diye bir gazete çıkarmıştır. Çok ayrıntılı bir bilgi. Birçok kaynakta yeni yeni girmeye başladı bu. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin çıkarmış olduğu gazetenin adı gördüğünüz gibi Albayrak Gazetesi. Unutmayalım. Evet. İleride anlatacağımız konu Erzurum
adı da yine Doğanın Müdafaa Cemiyeti olacak arkadaşlar. Peki, Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti burada ne çalışması yaptı? Yani Ermenilere karşı neler yaptı? Hangi çalışmalarda bulundu? Bunu bir anlatalım. Arkadaşlar, Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti şu kararları aldı. 1. Doğu Anadolu'dan göç edilmeyecek. 2. Doğu illeri bir saldırıya uğrar ise hep beraber karşı koyacağız. Yani birleşeceğiz. 3. Bilim, din ve ekonomi alanında sevgili arkadaşlar bazı çalışmalar yapacağız diyoruz. Burada şunu anlatacağım size. Doğu Anadolu'dan göç edilmeyecek ifadesi niye önemli biliyor musunuz? Niye önemli? Hatırlarsanız Wilson ilkelerinde ne diyordu? Bir bölgede hangi millet, hangi topluluk fazla ise oranın yönetimi o millete verilecek diyordu. Bizim Türkler de şöyle demiş. Eğer biz Doğu Anadolu'dan göç eder isek, Doğu Anadolu'da Ermeni nüfus fazla olur. Ermeni nüfus fazla olur. O zaman da Ermeni nüfus fazla olursa Doğu Anadolu'da Ermenilerin devlet kurma iddiaları güçlenir. Ne demiş bu cemiyet? Kimse, hiçbir Türk, hiçbir Müslüman Doğu Anadolu'dan göç etmeyecek ki nüfus üstünlüğünü Ermenilere vermeyelim. Ermenilerin devlet kurmasına engel olalım. Evet. Wilson ilkelerini kullanan bir cemiyet arkadaşlar. İşte şu maddeyle. Ve en etkili olan cemiyet de Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Ya etkisi nereden geliyor? Bir kere Mustafa Kemal'in başkanlığında toplanan bu cemiyet Erzurum Kongresi'ni düzenleyeceklerdi. Mustafa Kemal de Erzurum Kongresi'ne başkanlık yapacak arkadaşlar. O kongrenin düzenlenmesi Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti tarafından gerçekleştirilecek. Evet. Kimmiş bu bakalım? Arkadaşlar bu Topal Osman. Kaynaklarda duymuşsunuzdur. Topal Osman. Şöyle baktığımız zaman ya kafasında böyle hani Doğu Karadeniz bölgesinde giyilen kıyafetlerden var. Değil mi? Cemiyetimizin adı şu. Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti. Hocam muhafazası falan önemli değil. Ha müdafaa hukuk ha muhafaza hukuk. Aynı anlamları geliyor zaten. Trabzon'da bir cemiyet kurulmuş arkadaşlar. Bu cemiyet 12 Şubat 1919'da kuruldu. Hocam çok mu önemli? 12 Şubat'ı falan önemli değil. Ne önemli? Bu cemiyetin Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonraki süreçte, ondan sonraki aylarda kurulduğu önemli arkadaşlar. 1919'da kurulmuş. Evet. Merkezi Trabzon. Kime karşı kuruldu peki hocam? Sorumuz bu. Amacı ne? Trabzon'da bizim Türkler cemiyet kurmuş. Trabzonlu Türkler cemiyet kurmuş. Peki kime karşı? Doğu Karadeniz'deki o Giresunlular, Trabzonlular, Rizeliler, Ordulular bu cemiyeti kime karşı ve amacı ne? Evet. Bu cemiyet sevgili arkadaşlar Doğu Karadeniz'de Pontusçu Rumlara karşı kuruldu. Pontusçu Rumların devlet kurmak istemesine karşı kuruldu. Onların devlet kurmasını engellemek için kuruldu arkadaşlar. Evet. Erzurum Kongresi'ni az önce demiştik ya Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti düzenledi. Bu cemiyette Erzurum Kongresi'nin düzenlenmesi sırasında sevgili arkadaşlar yardımcı oldu. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ne yardımcı oldu. Evet. Devam. Üçüncü cemiyetimiz Güzel İzmir. Güzel İzmir. Kordonu güzel değil mi? Alsancağı güzel. Bayrakta da bisiklete bineriz. Karşıyaka güzel. Kıbrıs şehitleri güzel. İzmir'e giden arkadaşlarımızın kulakları çınlasın. İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti çok önemli. Önemli olması bir başka cemiyetle ilgili olarak. Bakın hangi bilgilerimiz var burada. Ne zaman kurulmuş bir bakalım. Evet, kime karşı kurulmuş bir bakalım. 1 Aralık 1918'de kurulmuş arkadaşlar. Aralığı önemli değil, ısrarla vurguluyorum.
Ne zaman kuruldu? Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonraki süreçte diyeceksiniz bana. Evet. İzmir'de Nurettin Paşa tarafından kuruldu bu cemiyet. Bu cemiyetin ilk adı Müdafaa-i Vatan Heyeti imiş. Kaynaklarda çıkar diye verdik bunu. Peki, İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kime karşı kuruldu? Amacı ne? Çok basit. İzmir'in kimler tarafından işgal edildiğini biliyorsan bu soruma cevap verebilirsin. İzmir'i kimler işgal etmişti? Evet. Samet, kim işgal etti İzmir'i? Samet dedi, Yunanistan işgal etti hocam dedi. Yunanistan'ın işgaline karşı kuruldu arkadaşlar. Bakalım cümlemizde ne yazıyor? İzmir'in Yunanlılara verilmesini engellemek amacıyla kurulan bir cemiyet. Evet. Rumların, yani Rum azınlığının cemiyetlerine karşı da mücadele edecek. Mavri bir rakibi, değil mi? Yunan Kızılaç gibi, Göçmenler Komisyonu gibi cemiyetlerine, hatta Etniki Etalya Cemiyeti gibi cemiyetlerine karşı da bu cemiyet mücadele edecek. Evet. Bu cemiyet Wilson ilkelerini kullandı yazmış. Hocam bu ne demek? Wilson ilkelerini kullanmak ne demek? Genel olarak bizim cemiyetlerimizin hepsi Wilson ilkelerini kullandı. Ne diyordu Wilson ilkelerinde? Türklerin yaşadığı yerler Türklere verilecek. Biz de dedik ki bu bölgelerde Türk yaşıyor. O zaman niye işgal ediyorsun? O zaman niye Türklere vermiyorsun dedik. Ve Wilson ilkelerinin o maddesini ısrarla gündeme getirdik arkadaşlar. Wilson ilkelerini kullandık. Ha şunu da unutmayalım. Azınlıklar da Wilson ilkelerini kendine göre kullanıyorlar. Onlar da yok hayır Türkler değil. Biz nüfus olarak fazlayız diyorlar. Bakalım bu iddia çatışması altında neler olacak? Evet. Cemiyet işte güm 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 diyeceğim burada artık uyanın. Bum 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 uyanalım. Bir cemiyet verdim az önceki dersimizde size. Reddi İlhak Cemiyeti dedim. Aldanma. Zararlı bir cemiyet değil, yararlı bir cemiyet. Ve İzmir'in işgali ile İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti İzmir Reddi İlhak Cemiyeti adını aldı. Devam. Evet. Reddi İlhak Cemiyeti. Bak kar koymuşum buraya kar. Böyle sıcacık yaklaşacaksınız. Soğuk yaklaşmak yok bu cemiyete. Uyarıyorum. Sonra hocam ya sen anlatmıştın videoda derste ben dinledim unuttum falan demeyin bana artık. Bu cemiyet yararlı bir cemiyet. Evet. İlhak katılım demektir. Katılım. Red kelimesi de adı üstünde reddetmek. Ne yapmış bu cemiyet biliyor musunuz? Ne demiş? İzmir ve çevresinin Yunanistan'a ilhak edilmesini yani katılmasını reddediyoruz demiş. Bu kadar basit. Evet. İzmir'in işgali üzerine kuruluyor. Daha doğrusu isim değiştiriyor değil mi? İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti işgalden bir gün önce bu ismi alıyor. Anlattım. Evet, evet, evet. İşte bilgi bu. Önemli bilgiler bunlar arkadaşlar. Birinci ve ikinci Balıkesir Kongresi ile Alaşehir Kongrelerini bu cemiyet düzenliyor. Hani bu sorularda bazen reddi ilhak diye gelmez. İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti der ama yanlış ifadeler bunlar. Batı Anadolu'da Ege bölgesinde Yunan işgaline karşı kurulan Reddi İlhak Cemiyeti Batı Anadolu'daki Balıkesir ve Alaşehir kongrelerini organize etmiştir. Az önce nasıl Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti Erzurum Kongresi'ni düzenlemişlerdir, düzenleyeceklerdir dediysem bu cemiyette bu kongreleri düzenleyecek ileride. Evet. Yunan işgalini
fiilen karşı koymuş, hatta resmen karşı koymuş bir cemiyet arkadaşlar. Bu cemiyet. Ve Batı Anadolu'da Kuvayi Milliye Hareketi'ne, yine sonraki konularımızdan bir tanesi bu, askeri, düzensiz askeri birlikler demiştik. Halkın oluşturmuş olduğu birlikler bunlar. Halkımız eline silahı almış, çat çat çat, pat pat pat, Yunanlıları ateş ediyor. Kim? Dedelerimiz, babaannelerimiz, amcalarımız demiştik. İşte bu Kuvayi Milliye Hareketi'ni başlatan, Batı Anadolu'da organize eden bu cemiyet olmuş arkadaşlar. Uyarı yapayım mı? İşgaller karşısında Türk milletinin göstermiş olduğu ilk tepki, birinci tepki cemiyet kurmaktı, ikinci tepki Kuvayi Milliye Hareketi'ydi. Evet. Ve diğer bir cemiyetimiz 5, Kilikyalılar Cemiyeti. Bak benim bir kalbim daha var arkadaşlar. Unutmayın, bu cemiyet de yararlı bir cemiyet. Bu cemiyet sakın zararlı bir cemiyet değil. İsmi soğuk geliyor size. Artık gelmesin. Bu kadar kalp çizdik buraya. Artık sıcak gelsin size bu cemiyet. Kilikyalılar Cemiyeti. Aralığım aralığı yok artık. Unutun demiştik değil mi? Aralığım aralığı önemli değil. Mondros'tan sonra kurulmuş bir cemiyet. Bu cemiyet İstanbul'da kurulan bir cemiyet. Kurucusu da, daha doğrusu kurucusu demeyelim, Ali Fuat Paşa'nın, Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı, Ali Fuat Paşa'nın gayretleri tarafından, gayretleriyle kurulan bir cemiyet. Soru şu: kime karşı kuruldu, amacı ne? Arkadaşlar, Kilikyalılar Cemiyeti Adana ve çevresinin işgaline karşı kurulmuştur diyeceğim ben. O zaman sen Adana ve çevresinin kim tarafından işgal edildiğini ve onlara kimin yardımcı olduğunu hatırla. Geliyor, geliyor, geliyor. Adana ve çevresini korumak için, yani sonra da Çukurova der aynı şey. Adana ve çevresini korumak amacıyla arkadaşlar kurulan bir cemiyet bu. Fransızlara artı Ermenilere karşı kurulan bir cemiyet. Ne demiştik zaten? Adana, Antep, Maraş, Urfa eşittir Fransız işgali. O zaman bu cemiyet de Fransızlara karşı kurulmuştur diyeceğiz. Ermenileri de unutmayın. Evet. Merkezi. Şöyle ayrıntı. Ayrıntı bilgi seviyorum, istiyorum, fark yaratmak istiyorum diyen arkadaşlarım var aranızda, ben biliyorum. Onlar bu cümleyi bir yere not alsın. Evet, okuyoruz. Bu Kilikyalılar Cemiyeti merkezini daha sonra İstanbul'da Adana'ya taşıyor arkadaşlar. Ve burada bulunan İntibah Cemiyeti ile bazı çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu da ayrıntı bir bilgi olarak aklımızda kalsın. İntibah Cemiyeti ile ortak hareket ediyor bu cemiyet. Kilikyalılar Cemiyeti hakkında son hatırlatıcı bilgim. Bu cemiyet İstanbul'da kuruldu. Adana ve çevresinin işgaline karşı kuruldu ama İstanbul'da kuruldu. Evet, devam. Trakya Paşaeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Evet, Trakya Paşaeli Cemiyeti Edirne'de kurulmuştur. Trakya bölgesinde kurulmuştur. Kaynaklarda şöyle geçiyor: bu kurulan ilk cemiyet. Bazı kaynaklarda tabii tarih hataları olabiliyor. Biz de bu bilgiyi bu şekilde paylaşalım. Kurulan, işgallere karşı kurulan ilk cemiyet Trakya Paşaeli Cemiyeti'dir. Hocam sorumuz ne peki? Evet. Kime karşı kuruldu? Amacı ne? Arkadaşlar dikkat ederseniz ne yapmaya çalışıyorum? Bütün cemiyetlerin nerede, kime karşı kurulduğunu, amacının ne olduğunu ısrarla vurgulamaya çalışıyorum. Dikkat! Evet. Gelsin bilgimiz. Bu cemiyet Doğu Trakya'nın Yunanistan'a verilmesini önlemek ve Rum azınlığının zararlı faaliyetlerini engellemek amacıyla kuruldu. Osmanlı ve şöyle bir karar aldılar. Eğer Osmanlı parçalanır ise biz Batı Trakya ile de birleşerek Trakya Cumhuriyeti'ni kuracağız diyen
Bir, cemiyet. Cemiyetler arasında düşünce olarak yeni bir devlet kurma düşüncesine sahip olan cemiyet öyle yok. Bu hariç yeni bir devlet kurabiliriz belki eğer Osmanlı parçalanırsa diyen tek cemiyet bu. Bu da bu cemiyeti özel kılıyor tabii ki. Not alın o zaman siz de bunu. Cemiyetlerin arasında genel olarak Osmanlı'dan ayrılıp devlet kurmak isteyen yararlı bir cemiyet yok ama bu cemiyet istisnai bir durum arz ediyor kendi içerisinde. Osmanlı dağılır sanıyorum. Evet. Silahlı mücadeleyi esas almış Yunanlılara karşı Trakya bölgesinde. Bu cemiyet de ilerleyen dönemde Lüleburgaz ve Edirne kongrelerini düzenlemiş arkadaşlar bu cemiyet. Edirne ve Lüleburgaz kongrelerini düzenlemiş ve daha sonra Edirne kongresinde de arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tabi daha kurulmadı meclis. Ben ilerleyen haftalar için bilgi veriyorum size. İleride bu TBMM'ye bağlanma kararı alacak ama şu an anlattığım konuda daha TBMM falan yok. Biz daha 1920'lere gelmedik mantıken sakın hata yapmayın. Evet. Milli Kongre Cemiyeti bir önceki videomu takip eden, ısrarla takip eden arkadaşlarım şunu hatırlıyor mu? Bu cemiyetin içinde kim var? Ben varım, ben varım demiştim. Hatırlıyor musunuz? Kim varmış bakalım? Evet, neler var? Bu da bilgi olarak onu paylaşalım. Bakın kitaplar yaptım sizin için. Kitaplar. Evet, akademik insanlar var. İstanbul'da 1918 yılında Doktor Esat Paşa tarafından kurulan bir cemiyet bu. İçinde doktorlar var, öğretmenler var, akademisyenler var. Evet. Bu cemiyetin amacı propagandalara karşı, İtilaf Devletleri'nin yaptığı olumsuz propagandalara karşı basın yayın yoluyla karşı koymak olmuş. Yine kitaplar, gazeteler ve broşürler basmış arkadaşlar. Ve demişler ki böyle ayrı ayrı nereye kadar? Herkes kendi bölgesini kurtarmaya çalışıyor. Her cemiyet kendi bölgesinde İtilaf Devletleri'ne karşı mücadele ediyor. Tamam güzel de bu cemiyetler bir çatı altında toplanmalıdır. Bir çatı altında birleşmelidir diyen, bu fikri ortaya koyan cemiyet bu cemiyet arkadaşlar. Ha birleştiriyorlar mı? Hayır daha değil. İleride olacak o. Evet. Bölgesel değil, ulusal mücadele yapılmalıdır diyen cemiyet. Ve. Sorularda, bilgi sorularında çok çıkıyor bu soru. Arkadaşlar, Kuvayi Milliye terimini ilk kez kullanan cemiyet, Milli Kongre Cemiyeti'dir. Soru tekrar geliyor. Kuvayi Milliye kelimesini ilk kez kullanan, bak Kur'an demiyorum yanlış algılamayın, Kur'an değil, kullanan cemiyet, hangi cemiyet? Milli Kongre Cemiyeti. Unutmayın bunları. Evet. Hocam ne yaptınız siz? Ne yaptınız? Bir sürü şey yazmışsınız orada. Bakın okuyun bunları. Hatta videoyu durdurup bir okuyun. Ben anlatıyorum hemen size. Arkadaşlar, bu anlattığımız genel cemiyetlerdir. Kaynaklarda bunlar vardır. Genellikle de sorularda o cemiyetler çıkacak. Ama ayrıntı bilgi öğrenmek zarar vermez. Bilgilerimize güç katar. Ben tempolu bir şekilde birkaç cemiyetten daha bahsedeceğim size. Anadolu Kadınları Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Mustafa Kemal'in isteğiyle ileride Sivas Kongresi'nde kurulacak bir cemiyet olacak. KAS Milli İslam Şurası Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin dışında Kars'ta kurulan bir cemiyet. Sorularda Cenubi Garbi Kafkas Hükümeti diye geçiyor. Biliyorum biraz karışık, canınız sıkılmasın, moraliniz bozulmasın. Ben bunu nasıl öğreneceğim demeyin. Bir yere yazın, emin olun unutmayacaksınız bunu. Evet, Kars Milli İslam Şurası, yararlı cemiyet, İstihlası Vatan Cemiyeti, Manisa'da kurulan bir yararlı cemiyet, Heyet-i Milliye
Nazilli'de kurulan bir cemiyet, Milli Ağrar Fırkası İstanbul'da kurulan yararlı bir cemiyet, Milli Türk Fırkası İstanbul'da kurulan bir yararlı cemiyet, Anadolular Cemiyeti İstanbul'da kurulan bir cemiyet, Karakol Cemiyeti İstanbul'da kurulan bir cemiyet ve ben buna şöyle bir yuvarlak çizeceğim, başına bir ünlem koyacağım. Çok önemli. Bu yeni yeni kaynaklara girmeye başladı. Karakol Cemiyeti. Karakol Cemiyeti önemli bir cemiyet. Bu cemiyetin önemi şuradan kaynaklanıyor arkadaşlar. Bu milli mücadele sırasında Anadolu'ya cephane kaçıran, silah kaçıran, insan sevkiyatı da gerçekleştiren yararlı bir cemiyet olarak karşımıza çıkıyor. Tabi biraz başına buyruk hareket eden bir cemiyet. Bazen küçük zararları oluyor ama genel mantığıyla bu yararlı bir cemiyet olarak karşımıza çıkıyor. Yine sorularda çıkabilir bu. Bakın sakın gülmeyin. MİM grubu. MİM cemiyeti diye bir cemiyet var. Bu cemiyeti de lütfen unutmayın. Yine İstanbul'da Hamza grubu, Felah grubu, Bizci grubu, Kaynarca grubu, Namık grubu, Ferhat ve Kerimi grubu, Anadolular Cemiyeti gibi milli cemiyetler var. Bunlar küçük cemiyetler. Hocam öğrenmesem olur mu? Olur diyeyim hadi size. Öğrenmeseniz de olur bunları diyeyim. Ama olur ya bir gün böyle zor bir soruda çıkar, bilgi sorusuna çıkar. Ya hoca da bunu anlatmıştı derseniz ben karışmam. Evet. Devam Samet, devam edelim. Yararlı cemiyetler nerede kurulmuştur? Evet, ders bitti. Bitiyor ders. Dikkat edin. En başta çizdiğim bir video var. Evet Samet, devam edelim. Hemen. Bakın. 5 tane bölgem var. Bu bölgemizi bilmenizi istiyorum sizden. 1. Şöyle beni de görün. Beni de görün. 1. İstanbul ve çevresi. 2. İzmir ve çevresi. 3. Doğu Karadeniz çevresi. 4. Doğu Anadolu çevresi. Ve arkadaşlar 5. Burası neresi? Adana ve çevresi. Kilikya diye geçiyor bazı kaynaklarda. Bu bölgelerde Türkler yararlı cemiyet kurdu. Niye? Hocam çünkü burasını işgal etti İtilaf devletleri veya azınlıklar bu bölgede faaliyet gösteriyor. Evet devam edelim biz. Geldi mi şimdi karşımıza? Geldi. Geldi. Evet. İstanbul'da Milli Kongre Cemiyeti, Trakya'da Trakya Paşeli Cemiyeti, İzmir ve çevresinde İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti, sonra isim değiştirdi. Reddi İlhak Cemiyeti oldu. 3. Doğu Karadeniz Muhafaza Hukuk Cemiyeti. Doğu Karadeniz bölgesinde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve 4. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Ermenilere karşı kuruldu. 5. Unutmayın yararlı bir cemiyet. Kalbi unutmayın. Kilikyalılar Cemiyeti. Yararlı bir cemiyet olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet. Cemiyetler bitti ama dersin sonunda yararlı cemiyetlerin özellikleriyle, ortak özellikleriyle konuyu noktalayacağız arkadaşlar. Evet, birinci bilginiz şu. Ne demiştik? Tarihi unutacaksınız. Tarihi unutun. Ama bu cemiyetlerin Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra, yani 1918'den sonra kurulduğunu unutmayın arkadaşlar. Evet, devam. Azınlıklarla mücadele ettiler. Evet, Ermenilerle ve Rumlarla. 3. Wilson ilkelerini kullanmaya çalıştılar. Evet, ne demiştik? Bölgelerinde Türk nüfusun fazla olduğunu ortaya koyan çalışmalar yaptılar. Evet. Türklük bilinci çok yüksek bu cemiyetlerde. Bölgelerinde Türk nüfusun fazla olduğunu ısrarla vurguluyorlar. Türkçülük düşüncesi güçlü olan bir insanda milliyetçilik düşüncesi de güçlüdür diyeceğiz. Ve cemiyetlerin temel düşüncelerinden bir tanesinin milliyetçilik düşüncesi olduğunu unutmayın. Çünkü işgallere karşı kuruluyor. Benim ülkemde
itilaf devleti istemiyorum diyen milliyetçi bir düşünce var. Evet. Altı, bölgesel kurtuluş çareleri arayan cemiyetler bunlar. Sorularda bölgesel demezdi arkadaşlar. Mahalli diyebilir, yerel diyebilir, unutmayın. Yani yerel cemiyetler, bölgesel cemiyetler, mahalli cemiyetler bunlar. Basın yayın yolunu sıkça kullanıyorlar. Hatırlayın, Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Grubu Albayrak gazetesini çıkarıyordu. Yine Milli Kongre Cemiyeti vardı, basın yayın yolunu kullanıyordu. 8. Silahlı mücadele yolunu kullandılar ve Kuvayi Milliye'yi desteklediler. Hatta Kuvayi Milliye'nin, örnek verelim, kelime olarak ilk kez kullanan Milli Kongre Cemiyeti'ydi. Batı Anadolu'da da İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti, yani Reddi İlhak Cemiyeti Kuvayi Milliye'yi desteklemişti. Yeni bir Türk Devleti kurma amaçları yok ama, Trakya Paşeli Cemiyeti hariç demiştik. Düşmanı, evet, bu cemiyetlerin en önemli yararlarından bir tanesi bu. Cemiyetleri oyalıyorlar bunlar yapmış oldukları çalışmalarla. Ulusal bilincin gelişmesini sağlıyorlar. Boşuna koyu yazmadım. Boşuna koyu yazmadık onu arkadaşlar. Bu cemiyetlerin belki de en önemli özelliği bu. Bizi bilinçlendirmiş, halkı bilinçlendirmiş ve bir bağımsızlık düşüncesi ortaya koymuş. Evet. Bölgesel kongreler düzenlemişler. Az önce ayrıntılı bir şekilde anlatırken hangi cemiyeti, hangi kongreyi organize ettiğini söylemiştik. En büyük eksikliği bunların merkezi bir otoriteden emir almamaları. Bazen başına buyruk hareket edebiliyorlar. Bu durum da onların tabii ki düşman ile mücadelesinde bir olumsuzluk meydana getirmiş. Arkadaşlar, bunu kimse kurmadı bu cemiyetleri. Yani birileri kurdurmadı. Halk, önde gelen insanlarla bir araya gelerek bu cemiyetleri kendiliğinden kurdu. Yani padişah kurdurmadı, hükümet kurdurmadı, Mustafa Kemal kurdurmadı. Bu cemiyetlerin hepsini halk kendi bağımsız düşüncesiyle, milliyetçilik düşüncesiyle işgallere karşı kurdu. Evet, az önce söyledim. İstanbul Hükümeti'nin kuruluşunda rolü yok. Mustafa Kemal'in kurulmasında etkisi yok. Ama çalışma yaparken Mustafa Kemal destek olacak onlara. Bir çatı altında toplayacak olan kişi yine Mustafa Kemal. Ama kurulurken Mustafa Kemal emir vermedi onlara. Hadi gidin cemiyet falan kurun demedi. Sadece kurulduktan sonra cemiyetlerin bir çatı altında toplanmasında etkisi var. Ulusal bağımsızlık düşüncesi yok. Stop. Şu altını çizdim. Sizin sorularda en çok kaçırdığınız nokta. Ben söylüyorum, sakın unutma. Cemiyetler ulusal bağımsızlık değil, bölgesel bağımsızlık düşüncesine sahiptir. Ulusal bağımsızlık çok güzel bir kavram. Aman Allah'ım, çok sıcak bir kavram. Tamam, güzel. Ama cemiyetlerin ulusal bağımsızlık diye bir düşüncesi yok. Bölgesel bağımsızlık derse soru da olur. Tamam? Evet, devam. Mandacılık düşüncesi zaten berbat bir düşünce, kötü bir düşünce. Bu bağımsızlık düşüncesine sahip olan bu cemiyetlerin tabii ki mandacılık düşüncesine sahip olmasını beklemeyin. Ben beklemiyorum. Bu cemiyetler bağımsızlık düşüncesine sahip cemiyetler. Türklerin kurduğu yararlı cemiyetler arasında mandacılık düşüncesi yok. Ama zararlı cemiyetler arasında olacak. Evet. Sivas Kongresi'nde bu cemiyetler bir çatı altında toplanacak. İleride anlatacağım onu. Ama şimdiden bu bilgiyi oraya taşımasını bil. Bölgesel cemiyetler Sivas Kongresi'nde bir çatı altında toplanacak. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti diye. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar, bundan sonraki konumuz gördüğünüz gibi zararlı cemiyetler olacak.
Şimdi ne yaptık? Yararlı cemiyetleri bir 40 dakika anlattık. Burada dersimize yavaş yavaş son vereceğiz. Lütfen yararlı cemiyetlerde benim vurgu yaptığım yerlere dikkat edin.